Herkese merhaba. Vitaminli Mutfağa hoş geldiniz. Çıtır çıtır sesini de duyduğunuz gibi tam buğday unundan çok lezzetli ve çok besleyici ekmek tarifim var sizlere. Ekmek yapmak sabır ve emek gerektiriyor ama inanın kokusu ve lezzeti emeklerinize ve sabrınıza değiyor. Şimdi ekmeğimizi yapmaya başlayalım. Yoğurma kabına 2 su bardağı ılık su alalım. ...20 gram kadar yaş mayayı ilave edelim. 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1,5 tatlı kaşığı tuzu ilave edelim ve karıştıralım. 2-3 dakika kadar mayanın aktive olması için bekletelim. Tuz, şeker ve maya güzelce karışmış olacak. Mayamız da aktive olmuş olacak 2-3 dakikanın sonunda. Ve sonrasında 5,5 su bardağı tam buğday unumuzu ilave ediyoruz. Unu eledim. Unu elediğinizde elekte kalan kepekleri sakın atmayın. Una ilave edin. Unu elerseniz daha güzel bir doku elde etmiş olursunuz. Ekmeğin dokusu daha güzel olur. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamur ele yapışkan bir hamur olacak. Kullandığınız un ne olursa olsun, markası ne olursa olsun, ele yapışmaması için daha fazla un ilave etmeye kalkışırsanız ekmeğiniz çok sert ve tıkız olur. Lezzetli olmaz. Hamurumu yoğurdum ve üzerini kapatıp 1 saat dinlendireceğim. Mayalandıkça kıvamı güzelleşecektir. Ekmeğimiz 1 saatin sonunda ekmeğimizi un serili tezgahın üzerine alıyorum. Ve dıştan içe doğru hamuru katlıyorum. Katlama işlemi iyi bir mayalanma için çok önemli. Ekmeğinin dokusunun güzel olması için çok önemli. Ve 1-2 defa katladıktan sonra 30 dakika hamurumu tekrar dinlendireceğim. Bir kaba un serpiştiriyorum ve hamuru kaba alıyorum. Üzerini kapatıp 30 dakika dinlendiriyorum. 30 dakikanın sonunda hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandı, kabardı. Tekrar un serili tezgahıma alıyorum. Elimin yapışmaması için biraz un serpiştiriyorum. Çok hafif dışarıya doğru açtırıyorum ve dıştan içe doğru tekrar hamurumu katlıyorum. Hamurumu 1-2 defa katladıktan sonra pişireceğim kalıba alacağım. Kapaklı bir borcam kalıbında pişireceğim. Borcamın içine yağlı kağıt seriyorum. Yağlı kağıt serdiğim borcamın içine hamurumu alıyorum. Üzerine biraz un serpiştiriyorum. Ve yine bir borcam kapakla kapatıp yarım saat dinlendireceğim. Hamurum dinlenirken fırınımı ısıtmaya başlıyorum. Bunun için içi su dolu, ısıya dayanıklı bir kap koyuyorum. Kap koyduğunuzda nem dengesi sağlanmış olur. Ekmeğiniz yumuşacık pişer, dışı da çıtır çıtır kalır. Ekmeğim mayalandı ve bir bıçak yardımıyla tek bir çizik atıyorum. Ve önceden ısıtmış olduğum alt üst ayar 220 derece fırınıma ekmeğimi pişirmeye veriyorum. Üzerini bir borcamla kapatıyorum. Kapatmamın sebebi de ekmeğin neminin içinde kalması ve içinin yumuşacık, kabuğunun da çıtır çıtır kalmasını sağlıyor. 40 dakika 220 derecede alt üst ayarda ekmeğimi pişirdim. Şimdi üst kapağını alıp 15 dakika daha pişireceğim. Ekmeğimiz pişti. Çok lezzetli oldu. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır. Ekmeğinizi piştikten sonra hemen kesmeyin. Oda sıcaklığında 30 dakika mutlaka dinlendirin. Tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Mutlaka deneyin. Dokusu harika oldu. Paylaşmayı unutmayın tarifleri. Afiyet olsun.